بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Nisa suresinin 85. ayetini okuyacağız. Burada bu dünyada yapılan şefaatten bahsediliyor ama onu vesile edinerek şefaat inancını bugün anlatmak istiyoruz. Onu bu araya sokuşturmamızın sebebi şu. Hani son zamanlarda ortaya çıkan işte Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği mezheplere karşı bir tavır meselesi vardı. Bunun, yani bu vesileyle mezheplerin durumunu her defasında bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Yani bir bahaneyle mezheplerine, fıkıh mezheplerini sık sık gündeme getiriyoruz. Bugün daha çok kelam mezhepleri üzerinde duracağız Allah nasip ederse. Şimdi bu şeyde bugün okuyacağımız ayet-i kerime şöyle, 85. ayet. Diyor ki Allahü Teala burada men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha ve men yeşfa şefaaten seyyiaten yekun lehu kiflun minha. وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا Allah-u Teala her şeyin hak ettiği karşılığını verir. Yani yaptığınız hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Ne yaparsanız onunla karşılanırsınız. Şimdi buradaki şefaat arka çıkmak, destek vermek, yardımcı olmaktır. Yani siz hayırlı bir şeye destek verirseniz ondan dolayı sevap kazanırsınız. Kötü bir şeye destek verirseniz, arka çıkarsanız ondan dolayı da onun sıkıntısını çekersiniz. Yani ondan bir pay alırsınız. Çünkü Allah-u Teala hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Mesela şeyden hatırlarsınız, Zilzal suresinin son ayetlerinde bu dünyada yaptıklarımızla ilgili diyor ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Bir kişi zerre ağırlığında bir iyilik yapmış olsa onu ahirette görecektir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Bir zerre ağırlığında kötülük yapsa يَرَهُ onu da görecektir. Onun için biz burada davranışlarımıza çok dikkat edelim. Yalnız tabii biliyorsunuz Allah-u Teala'nın çok da ikramları var. Çok da bağışlayıcı. Yine bu surede daha önce okumuştuk. Surenin 31. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak durursanız, kaçınırsanız, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Sizin kötülüklerinizin üstünü örteriz. Kötülükler yok olmaz ama üstünü örteriz. Fakat ahirette yine görürsünüz o defterinize, ha bunları yapmışım, Allah-u Teala bunu affetmiş diye görürsünüz. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Sizi çok güzel bir konuma sokarız.
Demek ki yani biz insan olarak elbette ki hatalarımız, kusurlarımız olur. Ama Allahü Teala'nın yasakladığı günahların büyüklerinden kaçınırsak Allahü Teala o küçükleri görmez. Hiçbir zaman için şey yapmaz o küçüklerin. Hesabını sormaz. Öyle olduğu zaman da insan doğrudan doğruya cennete gider. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir şefaat-i uzma inancı vardır. Mezheplerin hemen hepsinde vardır. Ama ona geçmeden önce biz şefaat dediğimiz zaman şöyle bir biliyorsun ilahiler var. İlahilerin çoğusu maalesef şirkle doludur. Bir Ramazan'da bir televizyonun canlı yayınına davet edilmiştim. Bizim türkücülerden bir tanesi de bir ilahi seslendirmiş, arka planında ezan sesi var. İşte bu ezan sesi caiz midir, değil midir diye soruyorlar bana. İlahinin fon müziği olarak ezan olur mu diye. Şimdi ben de dedim ki yani ezan sesi niye caiz olmasın? Pekala olur. Ama okuduğun ilahi hiç düşündün mü dedim şeye, o sanatçıya. Hepinizin tanıdığı sanatçılardan bir tanesi. Nedir dedim, bak diyorsun ki gel şefaat eyle kemder, kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Kemter kul ne demek? Kem, Farsça kötü, kemter de çok kötü demektir. Yani çok kötü durumda olan kuluna gel şefaat eyle diyorsun. Sen kimin kulusun dedim, Allah'ın kuluyum. Ama sen burada adı güzel, kendi güzel Muhammed'in kulu olduğunu söylüyorsun. Olur mu öyle şey dedi. Hemen, tabii düşünmeden okunmuş. Olur mu öyle şey? Canlı yayında söyledim. Peki dedim, şefaat nedir yani? Mesela Resulullah'tan şefaat olarak ne bekliyorsunuz? Şeyde, mahşer günü bizi kurtaracak dedi. Peki kimden kurtaracak dedim. Aa, hiç düşünmemiştim, olur mu öyle şey dedi. Vallahi bu çok kötü bir şey dedi hemen. Şimdi, biliyorsunuz bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa Allah'tan daha merhametli. Ondan önce şeyler şeyhler, ulema, ondan sonra bilmem işte müritler, şunlar bunlar hepsi de kurtarıcı. Hepsi de kurtarıcı. Bir kurtarıcılık inancı vardır. Peki kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak dedim mi hemen bakıyorsun, yok ben onu kastetmemiştim. Güzel de neyi kastettin peki? Mesela ben çocukken yapılan vaazları dinlemeyi çok severdim. Şeye kadar, İmam Hatip Okulu'nun 4. sınıfına kadar camide Erzurum'da vaaz eden hocaları takip ederdim, dinlerdim. Ama ondan sonra baktım beni rahatsız etmeye başladılar, daha da dinlemedim. Şey yapardı. Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür. İmdat, insan nerede imdat der? Mesela diyelim ki bir yerde imdat diye bağırıyorsanız çok kötü bir durum var demektir. Peki yetiş diye Muhammed'i çağırıyorsun. Ahirette yetki kimindir? Maliki yevmiddin diye şey yapıyoruz yani her gün Fatiha suresini okuyoruz. Hesap gününün yetkilisi. Yetki Allahü Teala'nın elinde. Peki imdadı kimden kaçarak istiyorsunuz? Kimden kaçarak kime sığınıyorsunuz? O zaman o sığındığınız Allah'tan daha güçlü olmak zorunda değil mi? Çünkü Allah'ın elinden kurtaracak. Haşa.
Orada Allah cehenneme atmak isteyecek yok. Ya Rabbi sen bunu aslında bilmezsin. Şimdi bu Tarikatçılığa Bakış kitabında vardır. İsimleri söylemeye gerek yok. Yani arzu eden dipnotundan görür kim olduğunu. O Şeyh Efendilerden birisiyle görüşürken oradaki üst düzey adamlarından birisi dedi ki canım biz bu şeyhin eteğinden niye şey yapıyoruz? Niye eteğine yok bu şeyhi niye önemsiyoruz? Yarın ahirette eteğine sarılırız. Yarın ahirette bize şefaat eder, bizi kurtarır. Kimden kurtaracak dedim. Canım biz onu kastetmedik. Peki ne yapacak? Oradan birisi dedi ki mahkemeye dedi başvurursunuz. Avukatınız olsa da davada dinlenirsiniz, olmasa da. Ama avukat tutarsanız, avukat usulünü bildiği için sizin vekiliniz olur, daha düzgün şey yapar. İşte bu efendi bizim avukatımızdır. Peki dedim, o mahkemedeki hakim bir insan, ne olup ne olmadı, ne olup bittiğini bilmez. Peki bu efendi, bu efendinin de yanında konuşuyor. Bu efendi dedim, Allah'ın bilmediği neyi biliyor da Ya Rabbi sen aslında sen bilmezsin işte bu adam şöyledir diye sizi savunacak. Sizi Allah mı daha iyi tanır yoksa bu efendi mi? Tabii ki Allah. Daha ne? İşte ama maalesef şimdi bu tür şeyler çok prim yapıyor. Şimdi insanlar bu dünyada her türlü üçkağıtçılığı yapıp ahirete direkt cennete gitmek istiyorlar. Tamam faizse faize girecek, namaz da kılmayacak, her türlü pisliği yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak ama bakacak ki Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara ters. O zaman bir kurtarıcı arayacak. O kurtarıcı buna garanti verecek, tamam sen. Ve o şekilde adamı sömürecek. Dünyanın en büyük sömürüsü din sömürüsüdür. Bunu hiç unutmayın. Onun için dini konularda başka konularda aklınızı bir çalıştırıyorsanız dini konularda bin çalıştırmanız lazım. Şimdi bakın Allahü Teala burada yani ben hani bir vesileyle şefaat konusu yoksa bu ayet şefaatle ilgili değil yani. Tarikatlar şey neyse yani günümüzde mezhepler tartışılmaya başladı. Orada şefaat kelimesini görünce bu konuya girelim dedim. Şimdi mesela şeyden bu İdessema İnfitar suresini açalım bakın. Kur'an-ı Kerim'in 82. sure. Burada Allahü Teala diyor ki bu şeyde sonuna doğru ve innel fuccare lefî cehîm hatta ondan önce innel ebrâre lefî naîm iyiler nimetler içerisinde olacaklar ve innel fuccare lefî cehîm günahkarlar da cehennem ateşi içerisinde olacaklar yaslavnehâ yevmeddîn hesap günü oraya girip kızaracaklar. Ve ma edrake ma yevmiddin. Sana kim bildirdi hesap gününün ne olduğunu? Nereden biliyorsun? Gidip gelen mi oldu ki sana anlasın? Sümme ma edrake ma yevmiddin. Evet. Sana bu hesap gününün ne olduğunu sana kim bildirdi? Kimse bildiremez ancak Allah bildirir. Ama biliyorsunuz bizim şeyler bilirler yani. Allah'tan daha iyi bilirler ama. Mesela ben bu ayetleri okuduğum zaman o kadar itiraz ederler ki tamam güzel itiraz ediyorsun da kime? Bana mı itiraz ediyorsun Allah'a mı? Allah diyor ki يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا O gün hiç kimsenin hiç kimse lehine yapabileceği herhangi bir şey yoktur. Şimdi mesela şeyde şefaati uzma en büyük şefaat. Bakın şimdi Allah burada
Diyor ki hesap günü, yani mahşer günü, hiç kimsenin, hiç kimse lehine yapacağı herhangi bir şey yoktur. Hiç kimse kavramına Rasûlullah girer mi? Bak ya, vallahi sözü. Girer. Şey, İnfitar suresi 19. ayet. اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ. Ondan sonra mesela Bakara suresinin 254. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu, müminler, enfiku mimma razaknakum. Size rızık olarak verdiklerimizden harcayın. Harcayın. Yani hayattayken harcayacaksınız. Siz öldükten sonra vasiyet etmenizin bir anlamı yok. O sizin malınızdan harcama değil. Harcadığın zaman sıkıntısını çekmeniz lazım. O paranın sizden çıkmasının sıkıntısını çekeceksiniz. Bazıları ben ölene kadar sıkıntısı çekmeyeyim de vasiyet edeyim, bizim mirasçılar çeksin der. Bu olmaz. Hayattayken ne veriyorsanız o. Diyor ki burada ne zaman min kabli en ye'tiye yevmun. Bir gün gelmeden önce bunu yapın. La bey'un fihi. O gün alışveriş yoktur. Mesela mahşer günü oraya bir dükkan açacağım diyeni duydunuz mu şimdiye kadar? Mahşer yerinde millet acıkmıştır. Oraya bir dönerci dükkanı açayım de. Hiç duydunuz mu? Birisine bunu söyleseniz güler değil mi? Alışveriş yok. Ve la hulle, dostluk da yok orada. Çünkü herkes kendi derdine düşmüş olur. Ve la şefaatun, şefaat de yok dediğiniz an olur mu öyle şey diye başlarlar. Kime itiraz ediyorsun kardeşim? Rasûlullah onları kurtaracakmış aşağı. E gidin görürsünüz kurtarıp kurtarmayacağını. وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ Kafir, bunu görmeyenler yanlış yapmış olurlar. Şimdi kafir kelimesini örten anlamlarırsın. Bak bu kadar ayeti görmezlikten gelenler zalim kimselerdir. Yanlış yapmış olurlar. Şimdi daha çok ayetler var. Şimdi durum böyleyken Şefaat-i Uzma'ya baktın mı Vedat şeyde? Yok yok, o şeyde, ansiklopedide. Şefaat-i Uzma diye yok da şefaat-i genel olarak. Tamam, oradan bir bak bakalım ne diyor? Genel olarak şefaat konusunda ne diyor? Diyanet Ansiklopedisi'nin şefaat maddesinde şöyle söylüyor. Ahirette şefaat, İslam alimleri Hazreti Peygamber'in mahşer meydanında uzun bekleyiş sıkıntısı içindeki insanların hesaba çekilmesini sağlamak, ayrıca müminlerin cennetteki derecelerini yükseltmek amacıyla Allah katında şefaat edeceği, bunlara karşılık kafirler hakkında şefaatin gerçekleşmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir diyor. Bak dikkat edin. İslam alimleri, bir de o cümleyi çok lütfen dikkat edin. Bunlar İslam alimi olabilir mi? Bir bakın. Bu İslam hangi İslam? Kimin dini bu? Şimdi ben burada benim yazdığımdan okurum dersiniz ki o sizin. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nden okunuyor. Bir de oku, lütfen dikkatle dinleyin. Bakın ki bu hani o mezhepler meselesi ya, onun için işte bir vesileyle şey yapalım. Bir de oku. İslam alimleri Hazreti Peygamber'in mahşer meydanında uzun bir bekleyiş sıkıntısı içindeki insanların hesaba çekilmesini sağlamak, ayrıca müminlerin cennetteki derecelerini yükseltmek amacıyla Allah katında şefaat edeceği, buna karşılık kâfirler hakkında şefaatin gerçekleşmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Bak, ittifak etmişler, görüyor musunuz? Peki Yahya Şiiler ne yapmış? Onda bir şey yap mesela, bu Sünniler, bu İslam alimleri dedikleri Sünniler. Yani Şiileri şey yapmıyor. Şiiler ne demiş? Evet, Şiilerin de şimdi kitabı da şöyle bir göstereyim. Ayetullah Uzma Nasır Mekarim Şirazi diye bir kişinin yazdığı kitap. 7 tane Hüccetül İslam'ın da esere direkt katkıları olmuş. Orada da ondan sonra onların ilmi hallerinde de yazan şu. Diyorlar ki peygamberler, masum imamlar ve veli kullar ilahi affın kapsamına girsinler diye bazı günahkarlar için Allah'ın izniyle şefaat edeceklerdir.
Bu izin Allah'la ve onun dostlarıyla bağlarını koparmamış olan günahkarlar için verilecektir. Allah'la ve dostlarıyla bağlarını evet. koparmak için, koparmayan. Evet. Peki Allah'ın dostu kim? Hı? Ben. Allah veliyyüllezîne âmenû diyor Allah. Allah müminlerin dostudur. Aynı zamanda müminler de Allah'ın dostudur diye ayet-i kerime var. Şimdi şey diyor اَلَّذ۪ينَ başı neydi? اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَا اِنَّ اَبْيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ رَسُولُونَ اَلَا Yunus suresi 99 muydu? 62. ayet. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا Allah. Dikkat edin, Allah'ın veli kulları. Veli ne demek biliyor musunuz? Çok yakın. Kendini Allah'a çok yakın gören kul. Allah bizim şah damarımızdan daha yakınsa, bize ondan daha yakın birisi olur mu? O bize çok yakın. Çünkü Allahu veliyyüllezîne âmenû. Allah müminlerin velisidir. Kafirlere de çok yakın ama kafirler kendilerini Allah'tan uzak kabul ediyor. Allah da kendi aralarına aracı koyarak ilişkiyi kesiyorlar. Allahu veliyyüllezîne âmenû. Allah müminlerin velisidir diyor. Yuhricuhum minel zulümâti ilen nur. Bu şey Âl-i İmrân suresi 102 mi? 101 mi? Evet. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ Kafirlerin yakın dostları da tağutlardır. Tağut ne? Taşkınlık edenler. Yani taşkınlık eden ne? İşte sınırları aşıyor. Mesela ayet-i kerime burada demiş ki hesap günü kimse kimseye şefaat etmeyecektir ama bunları kesmiyor. İlla aşacaklar. Yani şimdi mesela şurada bu kabı dolduran su var. Taşkınlık bu suyun üzerine döktüğüm zaman kap dolduğumu ne olur? Taşar değil mi? İşte ona tuğyan denir. Kabın içindeki taşandan daha fazladır. Bir şey ifade etmez. Mesela iblis ilk tağuttur. Bakın orada konuşmalarına, söylediklerinin neredeyse tamamına yakını doğrudur. Ama Allah'ın bir tek emrini görmezlikten geldiği için Allah onu kafir saymış ve bulunduğu yerden kovmuştur. Yani tuğyanın taşkınlığı orada. Şimdi Allahü Teala bu kadar açık ayetler söylediği halde İslam uleması ittifak etmiş diyor. Bu İslam mı şimdi? Ya yani işte Şiisi, Sünnisi hepsi şey yapmış. Allah ne diyor? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ O gün hiç kimsenin, hiç kimseliğine yapacağı hiçbir şey yok. İşte bu tür şeyler, nasıl olsa bizi şey yapacak, Rasulullah kurtaracak. Kimden diye sordum mu hemen sarsılıyorlar ama bir müddet sonra yine başlıyorlar şey. Bak Allahü Teala seri'ul hisap olduğunu söylediği halde, hesabı çok çabuk gördüğünü söylediği halde hesap görülmesi için Rasulullah önce bir şefaat edecekmiş. O zaman Allah demek ki Kur'an-ı Kerim'de yalan söylüyor haşa. Seri'ul hesap. Allah çok hızlı bir şekilde hesabı görür. Yok da hesap başlaması için şefaati uzma yaptırılıyor. Şimdi o şefaati uzma hadisi zaten başlı başına bir problemdir. Bak sen şimdi Yahya istersen sen bu hadisi sen oku. Şu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedikten itibaren ben arada ara ara senin konuşmanı keserim. Şuradan. Yani hadisin kaynağına baktım da Müslim'de. Müslim'de geçiyor tabii. Evet. Müslim'de geçiyor. Evet. Ebu Hureyre yoluyla rivayet edilen şöyle bir hadis var. Allah'ın elçisi dedi ki ben kıyamet günü insanların efendisiyim. Neden böyle olduğunu biliyor musunuz?
Allah bütün insanları, öncekileri ve sonrakileri bir yerde toplar. Çağıran sesini işittirir, göz onları görür. Güneş yaklaşır, sıkıntı ve keder güçlerinin yetmeyeceği ve taşıyamayacakları sınıra ulaşır. İnsanlar birbirine şöyle derler. Ne hale geldiğimizi görmüyor musunuz? Rabbinize karşı şefaat edecek birine bakmayacak mısınız? Kimileri Adem'e gitmelisiniz derler. Adem'e gelip derler ki, sen insanların atasısın. Allah seni... Ama istersen orada biraz dur bak, mesela diyor ki güneş yaklaştırılır diyor. Peki mahşer yerinde güneş var mı? Ne diyor? İzeşşemsü kuvvirat diyor Allah-u Teala, değil mi? Güneşin üstü kabuk bağladığı zaman. Yani Tekvir suresi. يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ İşte o gün şeyi, gökleri kitaplar için kağıtların dürüldüğü gibi düreriz. Gökler olmadığı için Allah-u Teala وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا der. Yeryüzünü aydınlatacak güneş yok. Rabbinin nuruyla aydınlanır. Dikkat ederseniz her cümlesi yanlıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten siz aradaki mantık uyuşmazlığını da çok rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Resulullah'ın böyle bir şey söylemesi imkan ve ihtimal dışı. Evet. Adem'e gelip derler ki sen insanların atasısın. Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan üfledi. Meleklere emretti, sana secde ettiler. Rabbine karşı bize şefaat et. Halimizi ve başımıza gelenleri görmüyor musun? Adem der ki bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Allah Allah. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecektir. Evet, o garanti de veriyorlar yani. O bana ağacı yasaklamıştı. Ben ona asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin, Nuh'a gidin. Peki Adem'i Allah affettiğini söylemedi mi? Yani siz ne diyor Allahü Teala? Mesela Bakara 29. ayette, 37. ayette فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Yani bir takım azarlar işitti. Sen bunu niye yaptın diye. Ve Cenab-ı Hakk'a tevbe etti. اِنَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah-u Teala tevbe eder, kabul eder ve merhametli olandır. Allah ben bunu affettim dedikten sonra bak affolmadım demiş. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Demek ki Cenab-ı Hakk'a haşa böyle bir adam olur mu? Allah'a güveni olmayan bir adam olur mu? Evet. Nuh'a gelir, şöyle derler. Ey Nuh, sen insanlığa gönderilen ilk elçisin. Allah sana çok şükreden kul adını verdi. Rabbine karşı bize şefaat et, ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Nuh der ki, bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecektir. Benim bir dua hakkım vardı, kavmimin aleyhine kullandım. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin, İbrahim'e gidin. Vay be. Tamam, bunu da söylemeye gerek yok. Devam et. İnsanlar İbrahim'e gelir, derler ki, İbrahim sen Allah'ın nebisi ve halk içinde onun sevdiği kişisin. Rabbine karşı bize şefaat et, şu halimizi görmüyor musun? İbrahim onlara şöyle der, bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi, bundan sonra da böyle öfkelenmeyecek. Ben üç kere yalan söyledim. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin, Musa'ya gidin. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı her zaman bize örnek gösterecek. Millete ebiyukum İbrahim diyecek. Babanız İbrahim'in yoluna girin diyecek. Ondan sonra İbrahim de sizin için örnek vardır diyecek. Mesela Mümtehine Suresi'nde. Ondan sonra yok ben işte yani bu kadar Cenab-ı Hakk'a güvensizlik olur mu? Yani bu kadar böyle şey olur mu? Evet. Mesela istersen şuradan mesela Allahü Teala bize örnek gösteriyor İbrahim Aleyhisselam'a. Bak diyor ki evet. Kad kânet lekum usvetun hasene. Sizin için güzel bir örnek vardır. Kimde? Fi İbrahim'e vellezîne mâhu. İbrahim'de onunla beraber olanlarda. Ondan sonra anlatıyor gerisini. Yani Allah bize örnek gösterecek, ondan sonra yok ben şöyle yaptım, nefsi nefsi. Evet. Sonra vettehade İbrahim'e halil. Vettehade Allah İbrahim'e halil.
Allah İbrahim'i dost edinmiştir diyor. Yalancıyı mı dost edindi? Haşa. Evet. Devam et. Musa'ya gelip derler ki, Musa sen Allah'ın elçisisin. Allah elçilik vererek ve seninle konuşarak diğer insanlardan üstün kıldı. Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? Musa onlara şöyle der. Bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecektir. Ben öldürme emri almadan bir cana kıydım. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin, İsa'ya gidin. Şimdi ayet Kur'an-ı Kerim'de var. Musa aleyhisselam bir tokat attı, adam öldü. Öldürmek için yaptığı hiçbir şey yok ki. Adam öldü yani. Burada şey, hani bir öldürücü bir aletle yaptığı bir şey yok. Efendim bir adamı hani linç etme falan yok. Bir tokat atmış, adamın ölesi varmış, ölmüş. Şimdi yok bir adam öldürdüm, sanki kasten yapmış olduğu bir fiil. Kasten yapsa bile tevbe ettim mi hiçbir şey kalmaz. Hatta tevbe eder, kendini düzeltirsen Allah onun sevaba da çevireceğini söylüyor ayrıca şeyde, Furkan suresi 68'de. Evet. İnsanlar İsa'ya gelir derler ki, İsa sen Allah'ın elçisi, Meryem'e hitaben söylediği söz ve ondan bir ruhsun. Beşikteyken insanlara hitap ettin. Rabbine karşı bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? İsa onlara şöyle diyecektir. Bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecektir. Şimdi buraya kadarki hepsi bir günahtan bahsetti. Ama İsa aleyhisselam'a bir günah bulamamışlar. Diyor ki işlediği hiçbir günahtan söz etmeden nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin, Muhammed'e gidin diyecektir. Zaten bizim şeyde, geleneksel yapıda Yahudi ve Hristiyanlara çok özel bir yer verilir. Tamam, Kur'an-ı Kerim onlara elbette ehli kitap diyor. Onların ehli kitap olması, ellerinde kitap olmuş olması onları daha ağır bir sorumluluk altına sokuyor. Çünkü onları Allah'a verdiği nimete göre şey yapar. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ehli kitabın durumu diğerlerinden çok çok daha kötüdür. Ama körler sararlar, birbirlerini ağırlar olduğu için zaten bu yapı ne yani? Bu yapı ne? Biraz sonra göreceksiniz ki Yahudilerde de Hristiyanlarda da aynı şefaat inancı vardır. Yani Allah'a güven olmaz. Haşa. Böyle bir yapı var yani. İşte birilerine sığınacaksınız. Kurtaracak. Hatta biliyorsunuz şeyler, şeyhler ölürken gider adamı, imanını kurtarırlar. Kabirde onları kurtarırlar, ahirette kurtarırlar. İyi bakalım, sizi kim kurtaracak? Evet. İnsanlar Muhammed'e gelir, derler ki, ey Muhammed, sen Allah'ın elçisi ve nebilerin sonuncususun. Şimdi buraya çok dikkat edin bakın, bu son kısma çok dikkat edin. Evet. Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Rabbine karşı bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Bunun üzerine ben yola koyulur, arşın altına gider, Rabbim için secdeye kapanırım. Derken Allah, benden önce kimseye açmadığı takdir ve övgüleri benim için açar, sonra şöyle denir. Ey Muhammed! Başını kaldır ve istediğini bildir ki karşılansın. Şefaat et, şefaatin yerine getirilsin. Ben de başımı kaldırır, Ya Rab, ümmetim! Ya Rab ümmetim, Ya Rab ümmetim derim. Anladınız mı bak? Ne, bir yanlışı hissettiniz mi? Hayır. Hayır, bütün insanlık gidiyor. Bütün insanlık gidiyor. Ümmetim, ümmetim, ümmetim diyor yine. Şimdi öbürleri ne diyecek? Biz ne olacağız diyecek. Ya, açıkta kaldık gene biz. Hani şefaat uzmaydı bu? Ya bu da şaşırtmacası işte. Bu da şaşırtmacası. Sarıya boyamış ya. Ve bunda ittifak ediyor mezhepler. Dikkat ediyor musunuz? Bu ne ya Allah aşkına, bu ne? İslam alemi neden bu alçak durumda? Görüyorsunuz işte. Ne akidesi akide, ne fıkhı fıkhı, ne tefsiri tefsir. Evet, o şey Elmalı'ya evet. Bakmış mıydın? Bakmadın mı? Bu şeyi de söyleyeyim, hadis şu ana kadar okuduğum Buhari hadisiymiş. Buhari, Enbiya 3 ve 8, tefsirde de
Beni İsrail 5'te geçiyor. Daha sonra Müslim ve Tirmizi'de de var. Yani hadis tekniğiyle söyleyecek olsak muttefekun aleyh kabul edilen bir hadis. Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri. Şimdi Allah'ın kitabına bu kadar şey yapılır da Resulullah'ın sözlerine yapılmaz mı? Bak bu kadar açık ayetlere rağmen bu yapılanları görüyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi var. Kızına ne diyor? Fatıma'ya. Kızım Fatıma, benden şimdi ne istiyorsan iste. Ama ahirette sana hiçbir faydam olmaz diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den doğru gelen rivayetlerin hiçbir tanesinde bu tür şeyler yoktur. Ama minareyi çalan kılıfı hazırlıyor. Mesela şimdi, ben şimdi buraya Aydın Üniversitesi'nde bir toplantıdan koşa koşa geldim de onun için sabahtan beri de oradayım. Biraz malzeme eksikliği var. Şimdi mesela bu şeyi açarsanız Cin suresini 72. sure. Allahü Teala Resulullah'a şey yapıyor burada. 21. ayetinde diyor ki: "Kul ya Muhammed, onlara şöyle söyle. İnni la emliku lekum darran ve la reşeda." De ki benim size ne zarar vermeye ne de sizi olgunlaştırmaya gücüm yeter. Yani sizinle ilgili benim herhangi bir yetkim yok. Kul inni len yujireni minallahi ahadun. De ki beni Allah'tan hiç kimse kurtaramaz. Bak onu kendisiyle ilgili söylüyor. وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Onunla kendi aramda bir sığınacak bir yerde bulamam. Yani kendimi ondan kaçırıp da bir yere de sığınamam. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللّٰهِ وَلِسَالَاتِ. Benim yapacağım sadece Allah'tan aldığım ayetleri, ondan aldığım emir ve yasakları insanlara ulaştırmaktır, o kadar. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kim Allah'a ve Rasûlüne isyan ederse, Rasûl, burada Rasûl kitap manasına geliyor. Biliyorsunuz Rasûl, sözlükte birinci anlamı gönderilen şey, ikinci anlamı gönderilen kişi. Gönderilen kişi dediğimiz zaman Allah'ın elçisi, gönderilen şey dediğimiz zaman onun getirdiği. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Kim Allah'a, yani Allah'ın kitabına aykırı davranırsa, çünkü Allah'la bizzat görüşme imkanımız yok. Eğer Allah'ın kitabı bize gelmeseydi, görüyorsunuz Allah adına ne yalanlar uyduruluyor. Elimize Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen ne yalanlar uydurulduğunu görüyorsunuz. فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ. Yani Allah'a ve Allah'ın, yani Allah'ın kitabına aykırı davrananların payına düşen nedir? Cehennem ateşidir. Halidine fiha ebede, sürekli orada kalmak üzere. Peki şimdi şu mezhepler şefaat konusunda bu ayetlerin neresindeler? Kim Allah'a ve Resulüne, yani Allah'ın kitabına aykırı davranırsa ne diyor? Onun payına düşen cehennem ateşidir. Sürekli orada kalacaktır diyor. Şimdi Allah'ın kitabına uygun bir fetvalar mı var yoksa aykırı mı? Çok açık ve net değil mi? Yani bunda herhangi bir kişinin şey yapması mümkün değil. Onun için artık ben bundan sonra sizlerden özellikle şunları istiyorum. Bu tür hap gibi olan ayetleri gidin, hocalara okuyun, cevap isteyin. Onları başka şekilde uyarmak mümkün olmayacak galiba, öyle anlaşılıyor. Gerçi siyasi hava değiştiği zaman kendini değiştirenler olacak da, fakat o anda geçici olarak değiştirme değil, yapısal olarak değiştirmek öyle kısa sürede olmaz. Çok ciddi bir çalışmayı gerektirir. Evet, şimdi gördünüz, bakın, Allahü Teala
hesap gününde herhangi bir şefaat olmayacağını söylediği halde mezhepler şefaat konusunda ittifak etmiş. Peki Yahudilikte ve Hristiyanlıkta nasıl Vedat? Öncelikle Mecusilikten bahsedeyim. Mecusilikteki ahiret sahnesi, mahşer sahnesi bizim geleneğimizdeki anlatılana çok benziyor. Çünkü onlarda da Sırat Köprüsü'nden bir geçiş mevzusu var. Yine böyle Zerdüşt. Zaten Sırat Köprüsü onlardan gelmedir yani. Zerdüşt peygamberin orada günahkar olan kişiler için Allah'a yalvaracağı ve onların günahlarının bağışlanması için. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü'nde hiçbir işaret yoktur yani. Hiç. Öyle bir şey yok. İşte Zerdüşt peygamber günahkarlar için Allah'a yalvaracak ve onların günahlarının bağışlanmasını isteyeceğine dair inançlar var Zerdüştlük'te. Bunlar bize çok benziyor. Yahudiliğe gelince Yahudilikte Tevrat'ta yani daha doğrusu Eski Ahit'te aslında sadece şefaat değil ahiret inancıyla alakalı fazla bilgi yok. Hı. Ama Talmud'un içerisinde imanla öldükten sonra ne kadar günahı olursa olsun bir Yahudinin İbrahim Aleyhisselam'ın şefaatiyle cennete gireceği söylenir. Talmud'un içerisinde. Hristiyanlığa geldiğimiz zaman da Yeni Ahit'te İsa Aleyhisselam'ın şefaatiyle ilgili bölümler var. Bunlardan bir tanesi İbranilere mektubun 7. babının 25. pasajı şöyle söylüyor. Ve bundan dolayı İsa Mesih kendi şefaatiyle Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Çünkü onlar için şefaat etmek üzere daima yaşamaktadır. Evet. Yine Yuhanna'nın 1. mektubunun 2. babının 1. ve 2. pasajlarında şöyle söylüyor. Ey küçük çocuklarım, günah işlemeyesiniz diye bu şeyleri size yazıyorum. Eğer biri günah işlerse babanın nezdinde şefaatçimiz İsa Mesih vardır. Kendisi günahlarımıza ve yalnız bizim günahlarımıza değil fakat bütün dünyaya kefarettir. Diyor. Zaten onlar şey yapıyorlar, bu İlk günahtan kurtuldukları zaman cenneti garantiliyorlar. Evet, zaten burada şunu da söylemek lazım. Burada İsa Aleyhisselam'ın şefaatçi olması aslında kilisenin şefaatçi olması anlamında kullanılıyor. Çünkü sizin kiliseye gidip kiliseden onay almanız lazım esasen. Yani kurtuluşa ermeniz için. Dolayısıyla aslında kilisenin şefaatiyle kurtuluyorsunuz. Onlar bunu İsa'ya refere ederek açıklıyorlar. Hı hı. Evet. Şimdi orada öyle yapılıyor. Yani şeyde yine daha önce anlattığım olaylardan anlatayım. İşte bir şey gelmişti. Bir Finlandiya'dan bu evangelistlerden yani Luteryen bir papaz gelmişti. O zaman ben İstanbul Üniversitesi'nde Dünya Dinleri bölümü başkanıydım. Doktora yapmak üzere gelmiş. Geldi, oturduk, konuştuk. Şimdi ona şöyle söyleyeyim dedim ki bir kişi dedim sizin kilisenize devam etse bütün inançlarınızı canı gölden kabul etse kendi imkanlarını da kilise için harcayacak olsa ama vaftiz olmasa öldüğü zaman nereye gider dedim. Cehenneme gider dedi. Niye dedim? İlk günahtan dolayı. İlk günahı kim işlemiş dedim. Adem. Adem'den ona ne ya? Ne bilelim belki dediğin olur mu dedim. Ondan sonra dedim ki peki tamam bu adam dedi ki madem vaftiz gerekiyor vaftiz olayım diye papaza müracaat etti. O sırada papazla aralarında bir sürtüşme olmuş. Papaz diyor ben seni vaftiz etmem dedi. Dedi ki gitsin başka kiliseye. Peki dedim başka kiliseye giderken yolda bir trafik kazası oldu öldü. Nereye gider? Cehenneme dedi. Peki dedim. Birçok Hristiyan gelip Müslüman oluyor dedim. Evet dedi oluyor. Size göre onlar Müslüman mıdır? Hayır dedi değildir. Niye?
Biz kiliseden çıkarmadık ki. Onların kiliseden ayrılmasına biz karar vermedik. O Hristiyandır. Çünkü bizim kaydımız da Hristiyan. Ya dedim, bu ne biçim dindir dedim ya. Bu ne biçim bir dindir? Ondan sonra, peki İsa Aleyhisselam'ı nasıl kabul ediyorsunuz dedim. İsa dedi, %100 Allah, %100 insandır. Ben dedim, birisi %100'se biri %0 kalır. Yok dedi, inanç akıllı anlaşılmaz. Onun için şeyin Hristiyan inancını kilise koruyormuş. Orada özel inanç bankaları kurmuşlar. Herhalde başka çaresi yok yani. Şimdi, evet bizde bu derece değil ama bizde de işin ne hale getirildiğini görüyorsunuz. Tabii şimdi bizde de şeydir, tarikatlarda maalesef fenafillah denen bir olay vardır. Yani kendilerini ilah olarak şey yaparlar. Ondan sonra tabii yani çok hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir takım inanç şekilleri vardır tarikatlarda. Ama bu tarikatlar tamamen bir şeyden gelmiştir. Bu Hint tarafından gelmiştir. Hiçbirisi bizden değil. Zaten tasavvuf kelimesi de Arapça değildir. Herhalde sofestaiyeden olması lazım. Onu suf ile yani yünle bağdaştırmaya çalışırlar. Suf ile olmaz. Onun için şeyde tasavvuf şey yani o sofestaiyeden gelme bir kelime. Sonradan bunu Arapçaya uyarlamışlar. Resulullah zamanında böyle bir kelime yok. Arap dilinde de böyle bir kelime yok. Neyse, şimdi din sahası en çok istismarın yapıldığı sahadır. Peki şimdi bazı ayetlerde şefaatten bahsediliyor. Mesela diyor ki, ayet-i kürsüyü okuruz. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِيْذْنِهِ Allah katında Allah'ın onayı olmadan kim şefaat edebilir? Şefaat ne demek? Birisini yanına alır demektir. Şimdi az önce okuduğumuz şeyden Nisa suresi 85. ayette dedi ki Allah men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim iyi bir şeye şefaat eder, arka çıkarsa bir insana destek verirse. Mesela ben eskiden bana gelirlerdi, ya hocam işte imam olmak istiyoruz, ben falan yere gitmek istiyoruz. Ben araştırırdım, bakardım. İlgili müftiye yazardım, bu şahıs şu 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 özelliklere sahiptir. Sen bunları bilemeyeceğin için sana bildiriyor. Gerisi karar sana aittir. Yoksa şu şahsı falan yere tayin edin falan diye desem o zaman yetkimi aşmış olurum tabii. Çünkü orada yetki onların ama hakikaten insanın bu tür bilgilere de ihtiyacı oluyor. Yani siz karşı tarafı tanımak istiyorsunuz. Belli bir göreve getirmek için. Güvendiğiniz bir insan onunla ilgili size doğru bilgi verirse ona teşekkür edersiniz. Ben de böyle yapardım. Eğer adamı iyi tanıyorsam derdim şöyle şöyle o kadar. Ha şimdi iyi bir şey için böyle arka çıkar destek verirseniz birisine ondan dolayı sevap kazanırsınız. Niye? Bir problemin çözümüne yardımcı olmuş olursunuz. Ama adam o işe layık değil de çeşitli yalanlarla, şunlarla, bunlarla belli bir noktaya gelmesine yardımcı olursanız ne olur? Ondan dolayı da günaha girmiş olursunuz. Peki bir müftünün ya da bir devlet görevlisinin buna ihtiyacı var, adamı tanıması lazım çünkü tayin edeceği görevde. Peki Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Allah herkes şey yapıyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki şefaatin anlamı ne olabilir? Onun için şu şeye 19. sureyi Meryem suresi Meryem suresinin 87. ayeti. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki
وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Günahkarları cehenneme böyle sanki susuz kalmış bir şeyin suya koşar gibi cehenneme sürükleriz. Çünkü mahşer yerinde sıkıntı içerisinde de hadi gidiyorsun zannediyorlar ki orada soğuk sular var, içeceğiz. Böyle hızla gidiyorlar ki bir şey bulacaklar. Şimdi günahkar diyor, kafir demiyor, dikkat edin. Günahkar diyor. Şimdi Allah'ın affetmeyeceği günah hangisiydi? Şirk günahı. O konuda şirkin dışındaki günahları belli kurallara göre affedeceğini sözünü veriyor mu Allah? Veriyor. Tamam. Ama ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Yine Nisa suresinin 48. ayetinde iki yerde var. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani kendisinin ikinci sıraya konmasını bağışlamaz. Ve yağfiru ma dune zalike limen yasha. Bunun altında kalan günahları, şirkin altında kalan günahları o konudaki kendi tercihine uygun olan kişi için şey yapar. Şimdi tercihleri nedir? Mesela az önce okuduk. Büyük günah işlememişse kişi zaten hiç hesap vermeden direkt cennete gider. Onun için tartı da kurulmaz. Büyük günahlar işlemişse tartı kurulur. Günahı sevabından fazlaysa cehennemliktir. Oradaki günahı kadar cezasını çeker, sonra cennete gider. Şimdi burada Allah-u Teala ne sözü veriyor? Yeter ki şirk günahı işleme. Şirk günahı işlemediysen affedilirsin. Yani senin işlediğin günah, mesela adam öldürme günahı. Mesela şeyde Nisa 84 miydi? مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَّاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا ف۪يهَا وَمَنْ يَقْتُلْ 93 Nisa suresi 93. ayet وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim bir mümini kasten öldürürse فَجَزَّاءُهُ جَهَنَّمْ Onun cezası cehennemdir. Halden fi orada ölümsüz kalmak üzere. O zaman cezası o da. Allah onu oradan çıkarabilir. Çünkü adam öldürmek suçu şirkin üstünde mi altında mı? Altında. Mesela yine zinadan da bahsediyor şeyde. Furkan suresinde. Zina şirkin üstünde mi altında mı? Altında. Şimdi bunu yapanlar cezasını çeker. Bu tür günahlar işleyenler tabi günah sevap dengesinde günah fazlaysa. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala bakın Meryem 87. ayette وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا Günahkarları, kafirleri demiyor. Günahkarları. O günahkarlar içinde şirk günahını işlemiş olan da var, işlememiş olan da var. Şirk günahını işlemiş olanlar cehennemde ne olacak? Sürekli kalacaklar. Peki. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ O cehenneme giden o günahkarlar. لَا يَمْلِكُونَنِنْ فَاِلِ O günahkarlar. O günahkarlar şefaat hakkı elde edemezler. Yani buradaki şefaat cennetteki yakınlarıyla birlikte olma hakkı. Bu ayetleri de açsana o cennettekilerle. Şimdi cennetteki yakınlarıyla birlikte olma hakkını elde edemezler. Peki illa men ittahada inde'r-rahmani ahda Rahman katında taahhüt almış olanlar başka. Allah'tan taahhüt alan, Allah'tan söz alanlar kim o cehenneme gidenler içerisinde? Şirk günahı işlememiş olanlar. Şirk günahı işlememiş olanlar söz almışlardır. Söz aldıklarına göre onlar orada şefaat hakkından yararlanırlar. Bakın mahşer yerinde değil. Mahşerinde böyle bir şey yok. Ama orada ve kendi cezalarını çekerler. Allah'tan taahhüt almışlardır. Yani şirk günahını işlememişlerse oradan kurtulur. Cennetteki yakınlarının yanına yerleşirler. Tur suresi kaçın sayfa?
523. sayfayı açıyoruz. Tur suresi 21. ayet. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki: "Vellezine amenu." Mümin olanlar. Yani şirk günah işlememiş olanlar. Yani daha doğrusu şirk günahı hayatında işlemiş olabilir de yani ahirete şirk günahıyla gitmemiş olandır. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ Soyları arkadan kendilerine imanla tabi olmuşsa, yani şirk günahı işlemeden ölmüş soylarından kimseler varsa. اَلْحَقْنَا بِهِمْ اَلْحَقَ ilhak, ilhak kelimesi Türkçe'de kullanılır. Bir şeyin bir başka şeye sonradan katılması. Sonradan katılması. O yakınları, büyük günah işlememiş olan yakınları ya da sevabı günahından fazla olanlar direkt cennete gitmişler. اَلْحَقْنَا بِهِمْ Onlara katarız. Kimi? ذُرِّيَّتَهُمْ Soylarını. Peki soylarını gelip bunlar cennetteki yakınların yanına katarsın da bunlardan bir bedel alır mısın? Bir ödeme yaparlar mı bunlar? Hayır. وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onlar için yaptıklarından hiçbir şeyi de eksiltmeyiz. Yani onların makamlarında düşme olmaz. Ama bunlar onların yanına gelirler. Peki yanına gelir de ne olur? Mesela diyelim ki siz cumhurbaşkanısınız. Cumhurbaşkanı yakınıysanız, cumhurbaşkanının sarayında gider, rahatlıkla girersiniz, oturursunuz, bütün şeylerden istifade edersiniz. Edersiniz ama hiç kimse size cumhurbaşkanı demez, değil mi? Yani sizin oradaki konumunuz da, orayı hak etmiş olanın konumu da aynı olmaz. Ama oradan onun yanında olursunuz. İşte yanında olmanın adı şefaattir. Oradaki şeyden yanında olmanın, o ilhak dediği şeyin adı şefaattir. Kullu mri'in bima kesebe rahinun. Çünkü herkes yaptığına karşı rehin almıştır. Ahirette ne yaptıysan onun karşılığını göreceksin. Hatta orada mesela biraz da atlayayım. Şeyler var. Ezan okun, namaz kılacağız. Sonra siz bunu okursunuz. Bir de bu konu ayrıntılı olarak bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında anlatılıyor. Burada oraya cennete gittiniz. Mesela küçükken ölmüş olan çocuklar var. Buluğa ermeden ölen çocuklar var. Ve yatufu aleyhim gilmanun. Gilman gulam kelimesinin çoğuludur. Gilman kendi etrafından da o çocukları kız erkek ayrımı olmaksızın dolaşırlar. Lehum kendi çocukları. Şimdi diyeceksiniz ki adam çocuğun anası da babası da kafir nasıl? Yani Adem'e karşı ta Adem Aleyhisselam'a kadar gider yani oradan bir mutlaka soyundan mümin olanlar çıkacaktır yani. Keennehum lu'lu'un meknun sanki saklı inciler gibi o kadar yani güzelliğe güzellik katacaklardır orada. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim bütün bu meseleleri ayrıntılı bir şekilde anlatıyor ama görüyorsunuz Allahü Teala yok diyor. Hadis koyuyorlar. Ayet-i kerimeler de birçok yerlerde yanlış yorumlamışlar o konuya girmedik. Yani tefsirlerde yanlış yorumlamaları var. Ama İşte Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, Zerdüştlükte de bir kurtarıcılık inancı var. O kurtarıcılık inancını da bize uydurma bir hadisle monte etmişler. Ve mezheplerin tamamı da o konuda ittifak etmiş. İnşallah bunlar şey yapılır da şöyle düzgün bir şekilde masaya yatırılır da tartışılır. Ben şahsen bunları savunacak kişiler şu ana kadar hiç kimse karşımıza gelip konuşmadı. Bundan sonra da konuşacaklarını zannetmiyorum. Gene kapalı kapılar ardından konuşacaklar. Gene şunu diyecekler. Hiç kimse bilmiyordu ama on biliyor. Bunu ancak sokaktaki cahil bir adam söyleyebilir. Sen ilim adamıysan söyleyemezsin. Gelirsin, ortaya koyarsın. Evet. Peki. Allah yardımcımız olsun.